Evet sevgili dostlar, ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolay, hoş geldiniz. Bugün farklı bir şey yapalım dedik ve ilginç bir gün geçirelim. Bugün tatil günüm, daha doğrusu izin yapıyorum. Ve bugün de bir fotoğraf günü olarak adadım kendimi. Ama uzun süredir yapmadığım bir şey yapmaya karar verdim. Kendimi kısıtlamaya karar verdim. Ve çok sevdiğim ama uzun süredir elime alamadığım 35 mm f2 XF lensimle beraber dışarı çıktım. Evden dışarı çıktık, önce buraya Devrent Vadisi'ne geldik ve Devrent Vadisi'nde birkaç kare çekeceğiz sizinle beraber. Her çektiğim karenin şeylerini söyleyeceğim. Şimdi mesela bu tarafa dönüyorum. Evet, şu arayı alacağım için öncelikle F8'e getirdim, manzara diyaframıdır. Hani öyle F2'lerde, F4'lerde falan çekmeyin manzara, mutlaka F8'de üstü çekin. Ben biliyorum ki bu lensin sweet spot'u dediğimiz en keskin yeri de F8. Dinamik aralığından faydalanmak için ISOM'u 640'a getirdim. Ve şeyi de otomatiğe bıraktım. Enstantaneyi de otomatiğe bıraktım ki baktığım zaman enstantane 1/1900 veriyor ama hatırladığınız gibi karda fotoğraf çekmek için mutlaka şeyinizi en az 2/3 stop, minimumdan 2/3 stop, bazen de 1 stopa kadar telafisini yapın ki yoksa koyu çıkar, karanlık çıkar. Şimdi bir kare alalım sizinle beraber. Sevgili dostlar, şimdi bu tarafa doğru da bir kare alacağım. Burada çok güzel ağaç formasyonları gördüm çünkü. Ve arkada çok güzel bir gökyüzü de var. Aynı şekilde +1 ile beraber. Burada da aldık. Bu taraflara bakıyoruz. Şurada çok güzel bir deve var. O deveyi de bir alalım. Ama biraz yer değiştireyim. Şu soldaki ağaçla beraber çekmek istiyorum çünkü. Evet, buradaki fotoğraf çekimlerimiz şimdilik bu kadar. Evet, şimdi Paşa Bağları'na geldik. Paşa Bağları'nda da birkaç kare alacağız. Gördüğünüz gibi çok güzel bir bölge burası. Ve peribacaların oldukça yoğun ve değişik şekillerden teşkil edilmiş, oluşmuş bir bölgesi. Bakalım içeride çekilecek kareler var mı? Işığa bakıyorum, ışıkta çok... fena değil ışıkta yani şimdi. Gerçi bir kare de buradan alalım. Çünkü şu anda gökyüzünün tadı bir doyulmaz gibi. Bozmuyorum ayarlarımı. Aynı bildiğiniz gibi F2, pardon özür dilerim, F8, ISO 640, enstantane de otomatik. Ve +1 telafi. Müthiş mavi bir gökyüzü, çok güzel. Ha, tabii ki unuttum söylemeyi. Polarize filtre var. Polarize filtresiz çıkmam. Bir daha bir tavsiye ederimse şapkasız çıkmayın. Hadi görüşürüz. Evet sevgili dostlar, prime lens'in avantajlarından bir tanesi siz isteseniz de istemeseniz de sizi yürütüyor. Varmak istediğiniz bir yere, çekmek istediğiniz bir kareyi böyle buradan zoomla değil, kendiniz yaklaşarak ya da uzaklaşarak çekeceğiniz için bu iyi bir şey tabii ki. Hemen arkamda çok güzel bir iki tane küçük bir ağaç ve büyük ağaç. Onların bir kompozisyonu portre şeklinde çekmeyi düşünüyorum. Bir çekelim beraber, sonra görelim. Hadi devam edelim turumuza.
Sevgili dostlar, XF 35'i, daha doğrusu 35 mm'yi neden seviyorum biliyor musunuz? Gerçekten insan bakış açısına en yakın açı olduğu için genellikle gözümün gördüğünü objektife yansıtabiliyorum. Bundan dolayı da hakikaten çok keyifli bir açıdır. Onunla bir şurada bir kare daha alalım. Ve turumuza devam edelim. Sevgili dostlar, şimdi bir de güneşi tam karşıma alacağım. Çok güzel bir kontrjur yakalayacağım zannediyorum ama kontrjurlarda ben biliyorsunuz diyaframınızı olabildiğince en küçük açısına, yani en yüksek rakamına getirmenizi tavsiye ederim. Dolayısıyla ben bunu şu anda F16'ya getirdim. F16'da da bir kontrjur çekeceğim. Bakalım ne olacak netice. Evet dostlar, şurada güzel bir sahne yakaladığıma inanıyorum. Bulunduğum mesafede umarım yeter, yetmezse biraz daha geriye gideceğim tabii ki. Ya da işime gelmezse biraz ileriye yürüyeceğim. Bugün bayağı bir egzersiz yapmış olduk. Şimdi o sahneyi bir çekelim beraber. Ayarlar değişmedi, o yüzden tekrar ayarları söylemiyorum size. Sevgili fotoğraf çekmek kolay ailesi. Neredeyiz biz? Bu soğukta Paşa Bağları'na geldik. Sizin için geldik, güzel kareler görmeniz için. Gördüğünüz gibi peri bacaları beyaz şapka giymişler. Biz de onlara bakalım, hem de resimleyelim dedik. Bugün Kayseri'den sonra çok üşümüyoruz. Sizlere inşallah güzel şeyler sunacağız. Hoşça kalın. Sevgili dostlar, umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir. Eğer beğenme butonunu hak ettiyse lütfen ıskalamayın. Hala abone değilseniz lütfen abone olun ki bu kanalı hep beraber, bu aileyi hep beraber büyütmeye devam edelim ve daha geniş kitlelere ulaşalım. Şimdiden teşekkür ederim. Sevgili dostlar, karla kalın demeyeceğim. Kar kısa süreli keyiflidir çünkü. Ama onun haricinde özellikle büyük şehirlerde oldukça sıkıntılı bir olgudur. Ama huzurla kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.